Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kabarmalara doymayan, şeftalili ve damla çikolatalı nefis bir kek tarifi hazırladım. Hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Ben bu tarifimde 38'e 25 santim ölçüsünde dikdörtgen kelepçeli kalıp kullanıyorum. İsteyen en büyük ebattaki kare veya dikdörtgen borcamı da kullanabilir. Kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıdı yerleştirdikten sonra kenarlarını tereyağ ile yağlıyorum. Fırınımı da 180 derece alt üst fanlırı açarak ısıtıyorum. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Kalıbın kenarlarını güzelce yağladım. Hemen kekimi çırpmaya başlıyorum. İlk olarak şunu belirtmek istiyorum. Kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında Çırpma kabına ilk olarak 4 adet yumurta ve 1,5 su bardağı şekeri alarak mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Kabarık ve yumuşak bir kek yapmanın en önemli püf noktası kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olması ve de bir diğer püf noktası ise yumurta ve şekerin iyice çırpılarak köpürtülmesi tabi daha sonra da yumurtaların söndürülmemesi gerekiyor. Onları da yeri geldikçe sizlerle paylaşacağım. Çırpıldıkça rengi daha da açılıyor ve köpük köpük bir harika kıvam elde ediyoruz. Yeteri kadar çırptıktan sonra ilk olarak sıvı malzemelerimi ekliyorum. 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Sütü ve sıvı yağı ekledikten sonra mikserle çok kısa süre karıştırıyorum. Daha sonra kuru malzemelerimi eleyerek ekleyeceğim. tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Yumurtanızın ebatı dahi un miktarını etkileyecektir. O yüzden sizler lütfen yavaş yavaş ekleyin. Kuru malzemeler elenerek eklendiği zaman kek harcımız daha hacimli ve daha kabarık oluyor. Buna bağlı olarak kekimiz çok daha güzel kabarıyor. Unun tamamını ekledikten sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da içerisine eleyerek ekliyorum. Daha sonra mikserle yavaş yavaş karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. mikserle yeteri kadar karıştırdım. Şimdi mikseri içerisinden çıkartarak spatula ile devam ediyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi yumurta ve şekeri çırpıp köpürttükten sonra mikseri çok fazla kullanmıyoruz. Çırpma kabının kenarlarını spatula ile iyice sıyırarak aşağıdan yukarıya homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıyorum. Kıvamı gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi içerisine güzelce kayıp kuruladığım bir adet limonun kabuğunu rendeliyorum. Limon kabuğunu da rendeledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Kekarcım artık hazır. Yağladığım kalıba kekarcımın tamamını döküyorum. Çırpma kabını iyice sıyırarak içerisine aktarıyorum. Hiçbir malzememi israf etmiyorum. Kek harcımın tamamını kalıba aktardıktan sonra her yerine düzelterek eşitliyorum. Daha sonra üzerine bir çay bardağı damla çikolata ekliyorum. Kabuklarını soyup küp küp doğradığım 3 adet şeftaliyi ekliyorum. Şeftalinin tamamını üzerine yaydıktan sonra bolca file badem ekliyorum. Kekim artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. İlk 20 dakika fırının kapağını açmıyorum. Sizler 20 dakikanın sonunda kekinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. 30 dakikanın sonunda pişen kekimi fırından çıkartıyorum. Bir 5 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Daha sonra kekimi kalıptan ayırıyorum. Kekim oda sıcaklığında güzelce soğudu. Şimdi üzerine biraz pudra şekeri serpiyorum. Tamamına pudra şekerini serptikten sonra şimdi keserek sizler için sunuma geçiyorum. Görüntüsü, lezzeti ve dokusu gerçekten çok güzel oldu. Kekin içerisinde en ufak bir hamurlaşma dahi yok. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine harika bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.